Durursam bir daha kurtulamam. Bir dua kaldırayım da alnını öpeyim. Ay, insanın küçük dili bile çirkin olur mu ya? Bir dakika bakar mısınız? Evet. Ben sizi bir yerden tanır gibiyim. İsim neydi? Çıkaramadım. My name is Bond. James Bond. Ne vuruyorsun be? Kes lan! El alim pırlanta mı hiç kumaşı mı ne? Bizde daha iyisi var var. Ay. Mahkeme duvarı suratlı karı. Bana mı dedin? Senden başkası var mı olan bu odada? Belki birazcık bozuldun. Ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Ya sen kimsin ya? Siz kimsiniz? Sen kimsin de beni eleştiriyorsun ya? Ay, bana mı? Yok, aynadaki resmine. Ne? Bana mı? Sana! Sana gösteririm ben sana! Al bakalım! Allah'ım! Katil oldum! Tebrik ederim, bir boy eksikti. Hapishane içinde volta vuramayırım. Aç kapıyı gardiyan, burada duramayırım. Çık 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 çık.
Elimden tutuversen benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Valla Özge hayır dediğine göre ilk turda yarı final şansınız yüksek. Artık seyirci karar verecek gibi biraz. Evet, ben yani Özge çünkü seyirciyle çok paralel gitmiyor. Avantaj sizin için. Yarı final evet ama finale bakarız. Vay. Yani yarı finallik yarışmacılara mı hayır dedin sen? Öyle mi diyelim yani? Finallik değil yarı finallik yarışmacılara. Yok, yarı finallik değil. Bütün o süreci canlandırmaya çalışıyorum gözümün önünde. Finale taşınmasını zor gördüklerime hayır diyorum. Anladım. Onu finalde tekrar konuşacağız. Her seferinde başka bir bakış açısı olması da çok güzel ama abi. Şu an yepyeni bir şey buldu mesela. Hayır yeni bir şey bunu bugün buldum. Buldu biliyor musun? Hayır. Bugün şu an sen buldum. Birinci tura gelenlere bunu, finale gitmez diye mi hayır diyorsun? Bunu bugün bulmadığımı final olduğunda konuş. O zaman senin final, evet o, evet dediklerinde finale gidenler mi? Ya aşağı yukarı öyle olacak. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Yarı final yol açık. Kuliste bekleyeceksiniz ama. Teşekkürler. Aa, sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yine nefes alınmıyor ha.
Şaka yapma, altıma kaçıracağım. Allah! Elmanın içinde yüzük var. Elmanın içinde yüzük var. Yüzük, yüzük. Elmanın içinde. Şimdi okla onun içinden alacak. Şaka gibi ya. Acun abiye bir diye. TV8'in logosu. Burada böyle gergin göndermek istemiyorum. Gergin oyunlar oldu. Birazcık eğlenelim. Sizi düşündüm. Bir tane daha oyun getirdim.
sahneye gelir misin rica etsem? Bir alkışlar abi. Abi böyle alayım seni. Böyle 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 alayım abi seni. Birazcık yapayım ya. Daha sonra oynarız. Abi bu oyunların çoğu olabilecek nitelikli oyunlar. Biz bunu biraz daha zor hale getirelim. Olur. Şöyle bir şey yapalım. Karışık bir sıra olsun. Sizin istediğiniz bir sıra. Tamam. Hangisinden başlayayım abi? İkiden başla. İkiden başlayayım. Diğeri? Dört. Dört. Beş. Beş. Üç. Üç. Altı. Altı. Bir. Bir. Ben de kendi istediğim sıra dizeceğim ama seninkiyle aynı sıra olmayacak. Tamam. Şöyle bir şey olsun. Sen iki yapmışsın, ben bir de başlayayım. Beş olsun. Beş. Ters olsun abi. Altı. Üç. Ve iki. Böyle birazcık basit geliyor ama bunu biraz daha zor hale getirmek gerekirse şu dörde takla attırmak istiyorum. Senin dördün ikinci sırada, benim dördüm üçüncü sırada. Evet. Şöyle bir şey isteyeceğim abi. İçine bakar mısın? Hiçbir şey yok. Elini de geçirebilirsin abi. Teşekkür ederim. Abi çok sağ ol. Durumu kurtarmaya çalıştım. Ben de yapayım ya. Ben yok. Bir ara gösteririm abi. Geç bir elma koy kafaya atayım bir tane ben hadi ya. Olur abi. Denemek olur istiyorsan profesyonel okçu arkadaş burada. He? Yapalım istiyorsan abi bir tane. He? Yapalım bir tane. Vurabilir miyim? Bravo Eser, bravo Eser. Evet. Bravo. Kanka kal orada ya. Nedir seni çektin ya? Gece gündüz beni çekiyorsun. Geç bak ben şimdi halledeceğim o işi. Kameramanlar kaçışın. Ne yapacağım şu an? Atacak mıyım abi? Abi atacak mıyım böyle. Sorusu çok güzel. Hayır oka dokunmuyorsun abi. Sadece yaya. Atacak. Yaya. Eğlence istedi. Bir parmağım burada. Dur abi. Dur elimi. Hayır. Dur. Buradan kavraman gerekiyor abi. Buradan yukarıdan daha yukarıdan. Nereden? Daha yukarıdan kavra. Ne yapıyorum? Bir parmak burada, iki parmak aşağıda. İki parmak aşağı. Bu mu? Evet ama şu üçüncü parmağı kullanmıyoruz abi. Bunu kullanmıyoruz. Çek. Çekip bırakacak bunu, mıyım? Bunu sıkı tutman gerekiyor. Bir saniye Eser. Çek abi. Kameraman arkadaşlar boşalt. Çek abi kameramanı vurma ama. Kanka, boşalt abi. Boşalt. Sen bana sabitle onu. Boşalt. Sen bana sabitle onu. Biz de boşaltalım. Abi. Evet Eser. Murat boşalt. Murat boz. Yeter artık. Hadi lan. Ne yapacağım? Eser. Tamam. Bize doğru bir tutsana şöyle. He? Bize doğru tut. Abi şimdi şey olur ya. Ben diyorum ki Özgün'ün elindeki bardağı vuramazsın. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bence de vuramam. Böyle atıyorum. Vuracak mıyım oraya bir de? He? Nereye yakınlaşayım? Öyle mi? Şöyle gireyim. Kimse yok değil mi arkada? Sence? Elmayı vuracağım değil mi ben? Evet, evet. Nereye vuruyorum? Rahat ol, stüdyoyu boşalt. Yayı çekeceğim, bırakacak mıyım? Aynen öyle. Sadece parmak. Önce bir çekmek, bir hareket yap, bir resim ver bari ben... ya. Hazır mıyım? Eser. Şu beyazı vur, beyazı bak. Hemen şeyin üstündeki var ya. Murat, bu elmanın yarısı olmayacak. Bak şimdi. Vay be. Hazır mıyız? Atıyorum abi. Bura yaparsın. Çek abi çek. Atarsın. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Bırakayım mı? Hayır. Aşağı biraz biraz aşağı. Bırak. Ya bırak yavrum kendi yapsın ya. Bırak. Ay iyi. Dur bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane şey söyleyeceğim. Deldi geçti mi? Sistemi çözdüm. Dur. Ne deldi geçti? Son, bir... Orada az evvel orada kameraman arkadaş vardı biliyor musunuz? Ay, iyi ki çıkmış gerçekten. Az önce hani yukarıdan bir şey düşer ya oradan yürüyordu derler onun gibi. Headshot da vallahi tamam. Evet. Abi şimdi sistemi öğrendim. Doğru diğer demeyeyim. Bir arkama gel abi sen bir şey yap orada göz bak doğru yer demeyeyim.
Aşağı mı ineyim burası? Olacak eser. Biraz sağa. Biraz sağa. Evet. Elmayı vuracağım değil mi? Evet. Söz ver. Bırak abi. Salıyorum. Tamam. Bırak bırak bırak. Ben de denemek istiyorum ha. Elmayı bölerim ben. Kırın, evet, kırın. Murat Boz da denemek istiyor alkışlarla. Sağ ol, çok teşekkür. Bir şey söyleyeyim abi. Ben şimdi Murat Boz'un geleceğini bilmiyordum. Ben rekabetle çalışan bir adamım. Ya. İki atış yapıyoruz ikimiz. Kabul. Tamam, iki atış. Tamam. Murat var mısın? Tamam buradan kavrayalım. Ben bir atayım da. He? Gez güzel atacak. Murat. He, git oradan yapıştır oraya gel. Bu ne, yakınlaştı bu. Parmakları biraz daha yapıştıralım. Tamam. Murat iki. Ona ayrı taktik veriyoruz. İkiye varalım. Oğlum senin bu spora yatkınlığını var ya, ağzını kırarım ha. Öyle bir şey yok ya. Ben tüyoyu aldım. Sen tüyosuz geldin. Arkamda durmayın oğlum. Çekil. Dur şöyle geçeyim ben de. Olmadı mı? Tamam. Aa. Oldu. Tamam. İyi ki biri yok. Kanka ikide bir mi yaptın? Bir dakika, biz elmayı mı vuracağız? Hayır ya. Ayıp. Eser panoyu vursun aziz biz. Hayır kanka, sen tut orada. Onu yapıştırma oraya. Hayır, bana güvenmiyor musun? İşin iddialı kısmı var abi, rica edeceğim ya. Lütfen. Hayır, bana güvenmiyor musun? Hayır. Ya böyle bir şey. Hayır. Evet. Ben 12'yi buldum, rahat ol. Hayır, merak etme. Bana sadece güven. Oh be. Buraya değil mi? Şunu abi bırak. Oka hiç dokunmaz, sadece bir parmak. Tamam tamam, durduğu yer burası. Tamam. Evet, burada. Tamam, şimdi anladım sistemi. Parmak, parmağını tutup tekliyorum. Tutuş yeri burada mı? Tabii. Tamam. Tut abi. Şöyle iki. Tamam. Gez göz atmış. Şu bazen yerine... aynen. Evet, olacak gibi bu sefer. Gider, gider. Tamam. Oluyor ama abi. Birde bir abi. Birde bir. Sistemi çözdüm oğlum. Sen ne diyorsun? Sabaha kadar hepsini tuttururum şu an. Adamsın. 12 geliyor. 12! Ama! Bırak. Geri geldi. Teğet geçti abi. Vallahi teğet geçti. 12'den vurdum. Yok. Nereye açacağız? Eser. Arkadan... Teğet geçti abi. Teğeti geçti yani. Eser. Eser. İkiniz de birer ok alıyorsunuz. Evet. Birer tane atıyorsunuz sadece. Evet. Kimin ki merkeze daha yakınsa. Tamam. Yalnız Eser abi çok kuvvetli atmış, oku kırdı. Abi bayağı oku sağlam. Yedeğin var mı? Yedek var mı? Birer tane atıyorsunuz. Merkeze kim daha yakın attıysa. Merkeze kim yok? Tamam. Nasıl bu ya? Dikkat edin, geri geliyor. Evet. Yarım nefesim var. İlk atış Murat Boz'da. Eser ders alıyor sırada. Aldı adam yalnız. Bak, bu işi bak, biliyor mu belli değil. Öne geldin, öne geldin. Bunu yenmen lazım. Bırak abi. Bunu yenmen lazım. Hadi abi, sarı da. Murat Boz. Murat Boz kırmızı da. Kırmızı da değil mi? Kırmızı. Kırmızı da. Eserin rengini merak ediyoruz şimdi. Alp Kırşan'dan öğrendiklerimle buradayım. Alayım. Evet, sarıdan vursan kazanıyorsun. Kırmızı berabere. Tamam. Mavi bay bay. O ne lan? Atadan okçu kim o? Babadan. Hadi be, hadi bas. Titretme, titretme. Bırak. Abi tekrar. Evet. Hazır mısın? Ben hazırım. Sarı geliyor. Budur. İşte bu. Olacak. Evet, Murat Boz kazandı. Alkışlarla buraya alıyoruz. Gel okun da. Yalnız. Eser. Eser, sen yayı gerdiğinde salondan komple bir ses çıktı. Duydun mu? Dediler abi. Aşağı indir. Vallahi yani orada da açı belli oluyordu, anladın mı? Allah Allah, bana niye orada çok... Şöyle ben sarıya bakıyordum ya. Mavi değil. Ben tüyü aldım. Eve mi götürüyorsun? He, pardon kardeşim. Mavi. Eser'e bir alkış alalım. Eser bir şey becermiş gibi geliyor şu anda. Ya artık Murat Boz'a mağlup olmaktan zevk alıyorum ben yani. Adamsın. Çok hoşuma gidiyor vallahi.
Sarı zeybek aman şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağar silahları aman eğil bir bak mor cepkenin efem kanına. Bugün de bize delir, gel bize kerim.
gayet güzel bir yüzde. Kuliste bekleyeceksiniz. Başarılar diliyoruz çocuklar. Teşekkür ederiz. Zor bir kategoride mücadele içindesin. Evet. İlk turu geçtin. Evet. Nasıl gidiyor? Gidiyor mu? Hayat nasıl geçti sonra? Güzel abi, olumlu etkileri oldu hayatımda. Mesela? Mesela? Kimler çok beğenmiş yani? Çevremdekiler abi, okuldakiler, arkadaşlarım, öyle. Okula döndün, nasıl tepkiler aldın sınıfta? İyi tepkiler aldım abi, borcu olanlar istemiyor. Ondan sonra. Havan oldu mu okulda? Biraz. Çok değil. Evet. Herkes görmemiş yani. Herkes görmüş de abi, şeyler, büyük şeyler var okulda. Abiler var onlar. Onlar ne? Onlar görüp... Onlar hava geçmiyor onlar abi, onlar büyük ya. Peki ailedeki tepkiler? Güzel. Akrabalar falan hep telefon açtı. Güzel, olumlu. Süper. Okulda konuşurken falan ama böyle ezberden gibi konuşmuyorsun değil mi? Sen normal bir konuşma tarzın da var. Vallahi ben de bilmiyorum ki abi yani. Ben de bilmiyorum vallahi abi. Seni aslında tabii kimle geldin buraya? Ablamla bir de abimle. Nerede onlar? Arkanızda. Kim abisi? Ablasına mikrofonu versene abi. Abisi nerede? Abi. Şu Yunus normalde ev içerisinde falan bu tonlamayla mı konuşuyor mesela? Evet, normalde de çok neşeli, çok sempatiktir. Hayır, evde de yani. Çok neşeli derken burada şimdi mesela çok neşeli gibi anlatmıyor. Ciddi anlatıyor. Yani bu Yunus'un normal hali. Normal hali. Evet. Evde güldürür müsün mesela? Evet, sürekli. Ben yanımdaki arkadaşlara da söylüyorum. Evdeki hali de aynen bu yani. Hayır, sürekli bizi mesela güldürür, eğlendirir. Sabah kahvaltıcıyız. Anne ben şimdi canım benim kahvaltı istedi. Bana kahvaltı getirir misin falan. Ne olur hani. Hani bu normal muhabbetinden mi bahsediyoruz aslında? O zaman da mı öyle yani? Yani normal hali Yunus'un bu. Hayır. Eserin dediğine dikkat et ama. Yani eserin dediği bir tarz var. Konuşma tarzı. Evet, öyle mi işte, konuşuyorsun? Peki Yunus... Yani normal hali. Hani diyorsunuz ya evde de böyle mi? Evet. Peki, evde de Yunus, böyle dersler yani. Nasıl? Dersler iyi Acun abi. İngilizce zayıf. O doğuştan zayıf zaten. Diğerleri çok güzel. Kardeşim biz seninle güzel pratik yaparız. Rahat ol. Sağ olasın abi. Ben senin İngilizceni harika bir hale getiririm. Doğuşunu ya da ikimiz de biteriz. Bir cuma sabahı arkadaşım Görkem'i aldım Acun abi. Okula geldik. Dersimiz biyoloji, konumuz canlılar. Ben sınıf başkanıyım, öğretmen gelmemiş, çocukları susturmaya çalışıyorum. Baktım çocuklar susmuyor, dedim tamam konuyu ben anlatacağım. Evet çocuklar, canlılar ikiye ayrılır. Bir normal canlılar, iki erzin canlılar. Tam o sırada sınıfa nöbetçi öğretmen geldi. Çocuklar çabuk aşağıda toplanın, müdür çok önemli bir konuşma yapacak dedi. Biz de heyecanla toplandık abi, ne diyecek falan diye. Müdür geldi abi, kapıdan girdi, ilk cümlesi şu oldu. Evet çocuklar, biz bir aileyiz. Dedim tamam, para isteyecek. Okullar tatilmiş abi o gün. Biz de durağa gittik Eser abi. Durakta otobüs bekliyoruz. Otobüs geldi abi, şoför kapıyı bir açtı, yolcuların bir kısmı aşağı düştü. Adam arabayı doldurmuş. Sanırsın Kurtuluş Savaşı'na gidiyorlar. Neyse, zar zor bindim abi, tabelaları okuyorum. Kuru fasulye tüketenler lütfen cam kenarına otursun. Aracımızda gaz maskesi bulunmamaktadır. Öbür tabelaya bakıyorum, 65 kişiliktir. Otobüs 65 kişilik, içeride 140 kişi var. Şoför koltuğunda bile 3 kişi oturuyor abi. Bir kişi sağda, bir kişi solda, şoför ortada. Araba dolup taşmış, şoför hala diyor ki arkaya doğru ilerleyelim, arkaya doğru ilerleyelim. Sanki arkada 10 dönüm arazi var. Arka tarafa geçtim abi, veliler karne günü sohbeti yapıyor. Çocuk takdir almazsa ailesi ev almıyormuş. Ben sınıfı geçsem evi üstüme yaparlar. İneceğimiz yere geldik abi. Şoföre mübarek bir yerde inebilir miyiz dedik. Caminin önüne indirdi Acun abi. Camiden çıktık abi. Karnımız bayağı acıkmış. Restorana gittik. Ben burada oturuyorum. Görkem önümde. Görkem'in arkasında da bir grup kız oturuyor. Kızlar çok güzeldi, Görkem'e çaktırmadan arkadaki masaya bak dedim. Çaktırma dedim ya abi, döndü. Dönerken masayı devirdi. İki tane sandalyeyi yıktı, yere düşmüş kızlara bakıyor. Neyse,
Masayı değiştirdik abi. Yemekten sonra kahve söyledim. Tam kahveyi içiyordum, garson geldi. 8 TL farkla kahvenize ekstra süt ister misiniz dedi. Masaya inek getirecek sandım. 8 TL deyince dedim herhalde masaya inek getirecek. Normalde lokantalarda bir prosedür vardır. Yediğin yemeğin parasını verirsin, ekmek ücretsizdir. Biz o kadar çok ekmek yedik ya bir hesaba kalktık, borcumuz dedik. Yediğiniz ekmeğin parasını verin yeter, gerisi bizden olsun dedi. Acun abi, alabilir miyiz? Bir su içebilir miyim? Oh, huzur olsun. Ya bu felaket bir şey ya. Abi, son olarak yeteneksizsiniz. Türkiye'den sonra hayatımda olan değişiklikleri söyleyip bitirmek istiyorum. Video vardı, onu alabilir miyiz? Mont alacaktım işte abi. Bir monta 50 TL verip alan da var, 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta 1000 TL versem, mont üşümesin diye sokakta giymezdim. 1000 TL'lik montum üşümesin diye mont hediye eden arkadaşlar oldu. Geçelim abi. Suyun 7 TL olduğu restoranlar varmış abi. Boğazıma bir şey takılsa bir kenara çekilir, sessizce ölmeyi beklerim. Suyun 7 TL olduğu restoranlar cama su ikramımızdır yazmış Acun abi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Atalay'dan beri sahnede bir şey anlattığı zaman karavanası bu kadar az yarışmacı görmedim. Yani bu çok önemli bir olay. Yani arada stand-upçı arkadaşlar geldiği zaman 3 tane espri yapıyorsa hadi ikisi komik oluyor, biri olmuyor değil mi? Aynen. Bu da bizim hani gülmediğimiz, neşelenmediğimiz hiçbir şey olmadı. Ya çok iyi test yapmışsın, anlatıp insanlardan bir reaksiyon alıp doğrularını seçmişsin. Çalışmış. Ya süper zekisin, bu da bir alternatif. Bir de şimdi Eser'e de soracağım. Hani son derece ezberlemiş gibi anlatıp bu kadar sempatik olabilmesi ve güldürebilmesi nasıl? Bunu anlat, ben de anlayayım. Abi bu anlaşılacak bir şey. Bu doğuştan gelen bir yetenek yani. Böyle ben hiç böyle anlatan birini görmedim sahnede. Yani hiç yani dünyada da izlemedim yani. Aşırı bir, sempatik ya. Anlattığı şeyleri çok iyi olması lazım her zaman. Tek sıkıntısı o. Yani hiç böyle sempatiyle bilmem neyle bilmem. Oradan güldürmezsen buradan güldürüm yok. Anlatış şey komik olmak zorunda. Ama anlatış şekli o kadar kendine has ki. Yani o kadar... Böyle merhaba abi, merhaba abi, öyle dedim abi. Haydi gülüyoruz. Yani bu tempoda anlatan biri yok. Ve ya mesela anlattığın şeylerin önemi şuradan işte. Su demişsin, şimdi o suyu bedava veriyorlar. Yani evet. Hayatında hep böyle hikayeler anlatabilmelisin. Bunun için de sürekli kendini geliştirmeli, sürekli okumalı, sürekli araştırmalı, sürekli böyle kendine hep bir yenilikler eklemelisin. Yani evet, sen çok önemli bir değersin. Gerçekten böyle devam edersen, büyürsen, kendini geliştirirsen Türkiye'de çok acayip şeyler yapabilirsin. Yani. Buna çok inanıyorum yani. Teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Yarı final gözüküyor ama biraz bekleyeceksin. Tamam. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Oh be. Alkışlar asistan için. Bu topu asistanım getirecek sizin yanınıza. Eser abi sizden bir ricam var. Buyur abi. Topu geriye bakmadan... Kardeşim. Geri atacaksınız. Geriye bakmadan geri atacağım. Şöyle mi? Şimdi topu yakalayan insan... İnsan. Zahmet olmuş. İnsan ben Türk dilinde bir şey de söyleyeyim. Ben Türk dilinde... Bir şey de söyleyeyim. Ben Türk dilinde tam konuşabilmediğim için... Yani Azerbaycan dilinde konuşuyorum. Bazı kusurlar olabilir ya. Arkadaşlar Azerice'de aynı kelimeler yok. Topu tutan istemedi, yanındaki ne vardı o da istemedi. Grubun ağası o galiba. Top döndü, dolaştı, ona geldi. Evet. Ya o tutmadı ama tutan istemedi. Ver bakalım dedi, ver. Karşınızda 4 adet kitap var. Birini zahmet olmasa seçin. Hansını isterseniz seçin. İstediğiniz bir yerden açabilirsiniz sayfanı. Sayfanın sayısı mı? 55. Kitabı zahmet olmasa yakına getirin. Barmağımda üzüğü çıkartıyorum. 55. 55. 55. sayfanın üzerine koyuyorum. Ve hareket elettireceğim. İstediğiniz yerde stop diyebilirsiniz.
Stop. Tam merkezdeki sözler dikkatine okuyun görün. Ne yazılmış? Adamlar. Sayfa 55. İstediğiniz yerden seçtiniz, istediğiniz yerden kitap. Benim tahminim zarfta değildi, sizin elinizdeydi. Zahmet olmasa topu açın. Adamlar. Teşekkür edelim, geçebilirsiniz yerimize. Seyircilerden birini alabilir miyim zahmet olmasın? Tabii. Kağız lazım bize. Bura yanan mum resmini çizeceksiniz zahmet olmasın. Ateş neyse kırmızıyla. Mum resminden hepimiz elinizi kabağa uzatarak bunun sıcaklığını hissetmeye çalışacaksınız. Siz de hanım zahmet olmasın. Elinizi sadece kabağa uzatın. Sağ olun. Azerbaycan selamlar, hoşça kal. Sağ olun, sağ olun. I'ma make them look bad. Murder music, yeah. When the piston get to jumping up and down, I'm Joe Dumars and all burn hills and in control when I come round and. Yanındaki arkadaşın adı ne? Senin adın ne? Sercan. Sercan, bu sahneye sen isteyerek mi çıktın? Arkadaşlar da ben de istedim tabii. Şu anda da en yakınında olduğuna göre hani şovda da önemli bir yerin olduğunu düşünüyorsun herhalde. Yani. İyiydin değil mi? İyi. Sercan, herkes alkışlarken sen alkışlamıyordun. Yo, ben alkışladım ya. Öyle mi? Yani biraz da heyecan var tabii. Bir şey söyleyeyim mi abi? Çarpıya bozuldu ya, ondan sonra bıraktı. Ben çarpıyı fark etmedim bile. Çarpıyı evet. Fark etmedin, sen nerede olduğunu da fark etmedin. Heyecanlıydım ya, bakmadım. Yani bütün herkes tempo tutuyor, bir tek sen tutmuyordun biliyor musun? Biraz dalgınlığıma gelmiştir. Dalgınlığa? Sahnede mi? Dalgınlığımızı gereken yerde. Ya bir kere Yusuf, formül yanlış yalnız. Yani bu arkadaşlarımız pırıl pırıl belli de. Hani bu kadar amatör insan sahneye çıkarırsan zaten hani belki bir yerinden geçerken görsek olurdu da. Sen koreografi arkadaşları koymuşsun. Arkadaşlar da bu işi yapmadığı için Sercan başta olmak üzere. Ya Sercan, gözüm bir takıldı abi. Sercan. Herkes tempo tutuyor. Sercan da yanlış anlamış. Şovu yapmış gibi duruyor orada. İşte Sercan. İki kenardayken, iki kenardayken. İşte Sercan. Sercan kalabalıklar arasında kendini yalnız hissederken abi. Bak bak Sercan'a bak şimdi bak. Herkes tempo tutuyor, Sercan'a bak. Sol baş. Sol en baş. Sol en başta Sercan. Sercan tabii kaç yaşındasın sen? 17. İlk defa sahne çıkmış ardından. Ben neredeyim derken şov bitti.
Tam havaya girmişti. Hakikaten yani ben o duyguyu o taraftan anlayabiliyorum aslında. Kalabalık bir seyirci burada dans oluyor falan. Yani karambol aynen. Hakikaten. Ne oluyor burada falan diyordu işte. Dalmışım dedi o. Yani ortama daldı da. Siz artık bir ekipsiniz ya. Toplanın evet. Seneye hepiniz katılın. Sağ olsun. Sercan da baş dansçı olsun. Bu grup tutar seneye ben size söyleyeyim. Grup torbalı. Yürüyün ben. Canı sağ olsun. Bir kez daha herkese teşekkür ediyoruz. Akşam oluyor. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Chip on me, man. I got this, yeah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Şu anda anlat bize de. Şu an küçük yardım. Bir illüzyon yapacağız. İllüzyon. Evet. Şöyle bir şey. Bu şekilde. Birazcık yapıştıracağız. Tamam. Biraz elim titriyor kusura bakmayın ama. Tamam.
Şöyle yapıştırın başlığını. Şöyle tutar mısın? Kan efektimizi verelim. Şimdi şöyle bir şey, ben hayatta her zaman bakış açısına çok önem vermişimdir. Ledleri alabilir miyiz görüntüye acaba? Tamam Hami, gelir misin? Gördüğünüz gibi Hami'nin karnını yardık. Yani şöyle diyeyim ben size, Hami'nin şu an karnında delik var. Arka tarafı görebiliyorsunuz. Biraz daha öne gelmesi gerekiyor. Biraz daha öne gel. Gel bir adım. Tamam. Tamam. İsterseniz arkadaki görüntüyle birleştirebilirim. Buraya vurup arkayla birleştirebilirim. Wow. Sağ olun dostum, ne diyelim. Buraya kadarmış. Evet. Ama yani renk attın yarışmaya. Geleceğin olduğunu hepimiz düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Teşekkür ederim. For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style.
money. Stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Na 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 na. Hey. And all my people say. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, tebrik ediyoruz. Bekleyeceksiniz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ güzel. Olun, çok sağ olun. Sağ olun. La 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 la, I love Nas. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Buradan beni destekleyen herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Thank you.
1, 2, 3 dediğim zaman. 1, 2, 3, şimdi. Şenlik yok, kaçırmayın. Kulisi alıyoruz Pırıl pırıl bir kardeşimizsin. Kendine iyi bak. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Yeteksiz Siz Türkiye'de bu akşam direkt olarak yarı finale çıkacak 3 performans belli oldu. Yunus Karaca, Crazy Ice Crew ve Pembe Panter direkt olarak yarı finalde, tebrik ediyoruz. 4. Orhan ve Burak'la Ahmet Altın arasındaki tercihi jüri yapacak. Şimdi iki performansı da bir hatırlayalım. Müzik
dakika yapma, altıma kaçıracağım. Allah! İki tane gerçekten çok iyi performans var. Puanlar da oldukça yüksek. 83-83. 3 ya da 4 oy olan yarı finale çıkıyor. Ben söyleyeyim mi fikrimi? Ya şimdi iki ayrı performans var. Yani sizin hem adrenalin yüksek hem de vizyon açısından çok farklı bir gösteri var. Sizinki de böyle dinlendiren, rahatlatan, onlar gerdi, siz dinlendirdiğiniz gibi bir durum var. Puanları da aynı olduğu için ben ilk defa bir genç arkadaşınız olarak aranızdaki... Bak şimdi. Murat, burada senin yaşını da ortaya çıkarıyorum. İkisi birden olsa ya puanları da eşitken olmaz mı abi ya? İkisini birden geçirelim ya. İkisi birden geçse ya. Çünkü aralarında bir alaka yok ya. Bir kere daha yapmıştık öyle. Evet, 2-3 kere geçen sene yapmıştık böyle. Yani... Puanları aynı abi, her zaman denk gelmiyor. Bir de yüksek puan işte, 83 puan var. Bence de mantıklı. Özgür, senin için de sakıncası yoksa. Estağfurullah. Evet. Bence iki performans da yarı finali hak ediyor. Ben de aynı görüşteyim. Jürimizin ortak kararıyla ikinizi birden yarı finali almış olalım. Ve başarılar dileyelim. Evet sevgili seyirciler, bu akşam iki performansı da yarı finale taşımış olduk. Hem Orhan ve Burak hem de Ahmet Altın yarı finalde. Yeni bir ikinci turda görüşene kadar hoşça kalın diyoruz.